Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Giresun Doğa Koleji indirim protokolü imzalandı. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı firma yetkililerinin çocuklarına yönelik 2019-2020 eğitim öğretim dönemine ait %10'luk indirim uygulamasına dönelik protokol Giresun Doğa Koleji kurucularından Volkan Dündar ile Erol Aksu'nun katılımıyla imzalandı. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu ile karşılıklı imzalanan protokole göre 2019-2020 eğitim öğretim döneminde odaya kayıtlı olduğunu belgeleyen firma yetkilinin çocukları indirimden yararlanabilecekler. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu, Meclis Başkanı Ahmet Şener Anaforoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Selahattin Toslu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlık görevine atanan Ertuğrul Gazi Konal, AK Parti İl Başkanlık görevine atanan Kenan Tatlı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlık görevine atanan Fikri Bilge ve İyi Parti İl Başkanı Ahmet Memiş'i makamlarında ziyaret etti. Giresun için daima tüm kurum ve kuruluş siyasi partilerle işbirliği halinde olduklarını belirten Çakır Melikoğlu, "Hepimizin amacı Giresun için çalışmak. Hep beraber el birliğiyle şehrimize daha fazla ne katabiliriz'in mücadelesini veriyoruz. Giresun ticaretinin gelişimi için istişarelerde bulunacağız." diye konuştu. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen EMİT 2019 Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfa kolları ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu'nda katıldığı EMİT 2019 etkinliğinde Giresun'un doğal ve kültürel güzellikleriyle gastronomi turizmine dönük çalışmalar tanıtıldı ve beğeni topladı. Giresun Valisi Harun Sarıfa kolları, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu ve beraberindeki heyet, Türk Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı İlker Ayıcı'yı, Türk Hava Yolları Özel Büro Başkanı Kemal Öztürk ile Ordu Giresun Havalimanı'nın uçak seferleri konulu bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yoğun hatlarda alternatif taleplerini ileten Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu, Ordu Giresun Havalimanı talebin yoğun olduğu ancak arzun düşük olduğu ender havalimanlarından birisidir. Komşu havalimanlarında onlarca uçuşa karşılık günlük 1-2 uçuş ile hizmet vermekte zorlanan Ordu Giresun Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın en azından Ankara, İzmir, İstanbul gibi bölgeler için hat sayılarını arttırması iş dünyamız ve hemşehrilerimiz açısından büyük önem arz etmektedir dedi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise 2019 yılı ile İzmir hattının Sun Express olarak haftalık 3 seferle açılmasını sağlayacağız. Yine yoğun olan Ankara hattını ise Türk Hava Yolları'ndan günlük 2 sefere çıkartacağız. İstanbul hattı içerisinde planlama yapacağız. Ordu Giresun Havalimanı bizim için öncelikli olan uçuş güzergahları içerisinde her zaman özel bir yeri vardır diye konuştu. Orta kademe yöneticilere zaman yönetimi eğitimi verildi. Orta kademe yönetici yetiştirme programı çerçevesinde yapılan ikinci aşama birinci eğitim programına odaya kayıtlı işletmelerin yöneticileri iştirak etti. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik yapılan eğitimi İzgören Akademi eğitmeni Şehnaz Dereli verdi. 148 kişi bu bölgeyi hak kazandı. Mesleki yeterlilik belgesi kapsamında Giresun'da gerçekleştirilen ikinci el araç alım satım mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olanlar belgelerini törenle aldı. Sayın Valim, bizler Giresun Ticaret ve Sanayi Odası olarak da 2016 yılından beri üyelerimizin mesleki yeterlilik belgesiyle alakalı bir mücadelemiz var. Yani bugün ikinci el araçtır. Daha ki 2016 yılında başladığımızda metalde, ormancılıkta, inşaatta hep bunları tek tek üyelerimizin bizlerdeki taleplerine göre ilçe ilçe dolaşıyoruz, gerekli yerde iş yerlerine gidiyoruz. Eğitimden kesinlikle mahrum etmiyoruz. Hatta size daha şey söyleyebilirim. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye'nin en fazla mesleki yeterlilik belgesi veren bir odası oldu. Ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızdan Mart ayında da ödüllendirileceğiz. Bu konuda bilginizi de sunumlar yani. Bu da sizlerin desteğiyle. Mesleki yeterliliğin geliştirilmesi noktasında odamızın göstermiş olduğu performans gerçekten övgüye değer bir performans, takdire değer bir performans. Sadece mesleki yeterliliğin geliştirilmesi konusu değil, şehrin
altyapısına ilişkin, yine sosyal yaşamına ilişkin, yine ekonomik yaşamına ilişkin, yine turizm yaşamına ilişkin yapmış olduğu çalışmalar da ticaret ve sanayi odamızın gerçekten nevi şansına münhasır denilebilecek nitelikte arkadaşlar. Birçok ilde, birçok kurumsal yapıda bu denli verimli, bu denli büyük çaba ve emek gerektiren işlere bu derece girilmediğini görüyoruz. Ve bu da gerçekten bizim ticaret ve sanayi odamızın gelmiş olduğu noktayı, yine kurumsal yapının ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Ben bu vesileyle de özellikle başkanımız başta olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerine, meclis üyelerine ve elbette çalışanlarına çok teşekkür etmek istiyorum.